Azerbaycan bağımsızlığa giden yolda çok can kaybetti. En acı günlerinden biri de Sovyet ordusunun Bakü'ye tanklarla girerek insanları katlettiği 20 Ocak 1990'da yaşandı. 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Sovyet askerleri Bakü'ye tanklarla girdi. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden insanları katletti. Neler yaşanmıştı? Ermeniler 1988'den sonra toprak taleplerini arttırmaya başladı. Taleplerin içinde Dağlık Karabağ'da yer alıyordu. Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'ı birleştirme kararı Azerbaycan'da tepkiyle karşılandı. Azerbaycan halkı bu kararı protesto etmek için Bakü'deki Azatlık Meydanı'nda mitikler düzenledi. Artan mitikler Sovyet yönetimini telaşlandırdı. Bunun için ilk olarak 19 Ocak'ta Azerbaycan Televizyonu'nun enerji sağlayıcısı patlatıldı. Sovyet tankları 5 koldan şehre girdi. 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Sovyet ordusuna ait tanklar Bakü'ye 5 yönden girdi. Tanklar kendilerini engellemeye çalışan insanları öldürerek şehre ilerledi. O gece Bakü'de 130'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Sovyet ordusu katliamını Neftçala ve Lenkran gibi diğer illerde de sürdürdü ve yaklaşık 150 Azerbaycanlı sivil 20 Ocak katliamının kurbanı oldu. Olaylarda 744 kişi yaralandı, yaklaşık 400 kişi Sovyet ordusu tarafından gözaltına alındı. 1 milyon kişi azatlık meydanında, şehitler 31 Mart 1918'de Ermenilerin saldırı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlıların mezarlarının bulunduğu, daha sonra Sovyet döneminde park haline getiren Dağ Üstü Parkı'na defnedildi. Cenazeleri defnetmek için 1 milyon Azerbaycanlı azatlık meydanında toplandı. Topraklar için canlarını veren şehitlik heyabına götürüldü. Azerbaycan halkı her yıl 20 Ocak'ta Karayanvar şehitliğini anmak için bu şehitliğe akın ediyor. Azerbaycan bağımsızlık yolunda Kara Ocak Azerbaycan halkının sabrını taşırdı. Azerbaycanlılar artık Sovyet yönetimine güvenmiyordu. Azerbaycan için bağımsızlığa giden yolda önemli adımlar atıldı. 1991 yılına gelindiğinde Azerbaycan halkı artık bağımsızlıklarını ilan etmek istedi. 5 Şubat 1991 yılında ülke Azerbaycan Cumhuriyeti olarak adlandırıldı. Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ermenistan Dağlık Karabağ'da hak iddia etti. Bunun üzerinde etnik çalışmalar yaşandı. Azerbaycanlılar 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını son kez ilan ettiler. Karabağ yeniden Azerbaycan'ın. Ermenilerin 1998'den beri devam eden 32 yıllık işgali Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonuyla son buldu. Karabağ 2020 yılında özgürlüğüne kavuştu. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.